Merhaba değerli öğrenciler. Dünkü derste aletlerden bahsettim. Kaldırıçlardan dedim birkaç tür aletlerde var mı? Bir olardan da dünkü dersinde okuduk aletlerdi. Bugün dersinde aletler dediğim gibi birkaç aletler vardı ki günlük işlerimizi kolaylandırırlar. Bu da bugün dersinde makara. Bir olardan makara ya da pul. Makara nedir? Makara üzerinde bir ipin ya da bir zincirin geçtiği bir tekerden oluşan basit bir mekanikti. Yani nasıl? Burada yani bu ipi zincirleme şeklinde buna dolanır. Burada kuvvetler de varmış. Dünkü okudukta kazanan kuvvetimiz var, kullanan kuvvet de vardı. Kazanan kuvvet olabilir, kazanan da çıkış kuvveti diyelim, giriş kuvveti de kullanan da kullanabilir. Burada makaranın seçiler var mı? Basit makara ve hareketli makara. Basit makara nedir? Basit makara sabit bir makara eden bir türlerdir. Yani sabittir. Örnek asansör. Olabilir sizler öğrenci nasıl asansör sabittir? Ben asansör hareketlidir. Tabii hareketlidir ama bir yerden gelen yere gitmez. Öz yerine öz yerinde yukarı çıkar, aşağıya iner. Yani asansör sabit makara için örnekti. Olabilir soruda da yazsın desin örnek nedir? Sabit makara için. Burada da sabit makara dediğin için tamam sabiti ama öz yerinde hareketlidir. Burada sabit makara için burada çokla yüksek bineylerde vardı. İpten olduğu büyük parça taşlardı ya da başka bir şeylerdi yukarı yaparlar. Bu ipi yollarlar aşağıya. Tabii. Burada bu nedir? Çıkış kuvveti kazanandı. İstediğimiz şeydi. Aparını bırak. Buradan da bu ipi seçiner. Bir aletten olmuş ya da elden olmuş seçiner. Bakın burada da kuvvet çıkıştan giriş kuvveti. Burada bu yukarı çıkar. Burada bu yani yönü tersi, zıdı birbiriyle. Aynı yön, yöne değişimdi. Burada dediğim gibi mekanik avantajı var. Burada mekanik avantajı sabitti. Mekanik avantajı her zaman eşittir bir. Her zaman birdir. Hareket makinesi. Hareket makinesi nedir? Kuvvetin yönünü değiştirmez. Bakın bura, kuvvet yönünü değiştirmez. Her yön aynıdır. Girişten çıkış den aynı de. Burada bakın çıkış, burada giriş, burada giriş, çıkışta yönleri aynıdır. Ona kuvvetin yönünü değiştirmez. Burada da mekanik avantajı her zaman ikidir. Olabilir. Soruda soru gelsin. Mekanik avantajı hareket markada ya da pulide, makara yani pul kaçtır? A 1 B, 2, C, 4, D, hiçbiri. Ya da burada 2. Yani bunlar size olur, ezberiniz olsun. Burada pul sistemi var. Pul sistemi de başkasıdır. Yani sabit makara, hareketli makara, pul sistemi diye de palanca. Burada, bunun da yönü, girişten çıkışın yönü aynı bunun gibi. Biri yukarı, biri aşağıda. Mekanik avantajı da her zaman 4'tü. Bu makaralar üzerineydi. Dediğim gibi örnekte sabit makara için asansördü. Başka aletle gelin. Makara üzerine girdi. Teker ile aksıl. Olabilir. Söyleriz ki teker ile mil ya da aksal fark etmez. Nedir? Siz için indi anlayacağım. Benimle sayfa 176'ya bakabilirsiniz. Bu teker aksıldı. Örnekte size ya da
Mil. Burada teker ile aksal örnek ne çimi? Teker ile aksal belua, cümlükte kullandığımız belua, başı ki yani bu da, aha, bunu belua kane başı kalsa bu tekerdi. Bu her zaman tekerdi. Bura, eğer burada bu örnek kaldı ama basit bir şekilde size anlatacağım. Bu teker. Bu aksıl. Bu aksıldı. Her zaman teker aksıl üzerinde. Diyelim ki teker ile aksılın örnek belua'dır. Siz he kafanıza koyun. Belua. Ya da kaplar var mı? Biraz kadim kaplar varmış. Başı açılmağı bu şekildedir. Aynı kapıya yapışıktı. O da tekerden aksıldı. Bu da basit bir aletti. Günlükümüzü kolaylatırır. İşimiz için. Teker ile aksılın mekanik avantajı ne kadardı? Burada mekanik avantajı tabii ben kısacasını yazarım. Dün yazmışam. Teker ile aksılın mekanik avantajını bu kuraldı. Kuraldan mekanik avantajını çözerek. Nasıl? Her zaman teker yarı çapı, ha, burasını da gösterip teker, ha, burada yarı çapı, tabii bu içindeki de teker buranı, yarı çapı, teker yarı çapı, aksıl yarı çapı üzerinedir. Nasıl? Burada örnek. Eğer bir örnek olsa, siz de benimle kitapta örnek varımızdı. Sayfa 176'da benimle kitaba bakın öğrenciler. Burada teker yarı çapı 15 santimdi. Teker yarı çapı 15 santimdi. Tamam, yarı çapısı. Milin ya da aksılın yarı çapı 3 santimdi. Burada o zaman soruda da verip tekerin de yarıçapı aksılını. Aslında sen kuralı kurarsan tekerin yarıçapı 15 santimdi. Aksılın yarıçapı 3 santimdi. 15, 1, 3 ne kadar 15'te var? Tabii. 5 santimetre. Burada geçici derslerde de açıkladım size. Birimler de eğer olsa birbirinden kısaca. Burada birimsiz kalır eşitte 5. Bu kadar. Yani sorunu veren kurallarda siz de kurala göre tekerin yarı çapı çözersiniz. Bu da bir aletlerden biriydi. Başka aletleri cela eğik yüzeyi. Dünkü derste dedim ki bir kaç aletler. Aletler çoktu ama biraz da burada size anlatacağım. Kitapta ne kadar varmış ben de size o kadar anlatacağım. Eğik yüzeyleri yüzeyler burada da nedir? Buradalar da günlerimizin asimile etmek için işlerimizi kullandık. Rampalarda gördüğümüz zamanda rampa kurallar, rampa mesela örnek bunun gibi burayı kurdukları zaman burada bir şey gelse aha, bunun buna eğik yüzeyidir. Yani eğik yüzeyi çok zaman görmüşük büyük arabalarda tahta kurallar, o tahta üzerinde eşyaları büyük arabalara naklederler. Eğik
yüzeyinin mekanik avantajı ne kadardı? O da bir kuralla çözerek. F yüzeyinin, bakın burada uzunluğu yükseklik üzerinedir. Yani F yüzeyinin bu uzunluğu ne kadar olsa, burada da bu yüksekliği ne kadardı? Ona gibi. Benim ne? Bu soruya bakın. Dire bu rampanın 8 metre yükseklikse ve uzunluğu 2 metre ise bu rampanın mekanik avantajı ne kadardı? Madem yek yüzeyini verip de mekanik avantajını da istedim. Yani mekanik avantajını yek yüzeyinin kuralını yazarım. O zaman uzunluk yükseklik üzerinedir. Yek yüzeyi, tamam, yek yüzeyini yok, üzerinedir. Burada uzunluk 8'dir. Metredir. Yüksekliği de 3 metredir. Eşittir. 1, 4. Metrede metreden cider. Yani birimsiz de kalır. Burada da eşittir. 4. Mekanik avantajı eğik yüzeyi eşittir 4. Başka sorular da vardı. Siz de aynı benimle sorular çözünmekte var. Siz de çözün. Bu başka bir aletlerden idi. Eğik üzerinden sonra olabilir düzenleme de diyor ne? Gelelim. Kamalar. Ya da keseciler. Burada bakın. Kesiciler nedir? Kesiciler de bir aletlerden biridir. O da aynı günlük işlerimizi asan eder. Kesicinin için örnek bıçaktır. Bu örnekler tabii bahsettiğim örnekler. Kitapta yazıldığı o örnekler olabilir. Sorularda da gelir. Kesici için örnek bıçaktır. Burada bıçakımız vardı. Bu bıçak mekanik avantajını kesicinin nasıl çözer? Örnek dedi. Kesici için bıçaktı. Bıçak da sizin beyninizde kalmaz için eğer buna göre kafanıza kursanız o zaman kural hiç yadan etmezsiniz, unutmazsınız kuralaka. Burada yazmışım kesicinin uzunluğu. Aha. Burada kesicinin uzunluğu. Bu kesicinin uzunluğunu eder burada. Tabi buranın sayımı arasında niçin kesici bizim için önemlidir. Olabilir bu yoktur burada. Burada, buradan başlar, buraya kadar bu şekilde ne kadardı? Bu uzunluğu. Baş ne üzerine? Baş kalınlığı. Baş kalınlığı da buranı eder. Yani bura. Aha, bura. Uzunluğu ne üzerine? Baş kalınlığı. Baş kalınlığı, bura baş kalınlığı denir. Tabii, anladınız. Burada bir örnek sizin için açıklarım aynı kitapta var. Benimle bakın. Direkt, eğer kesicinin uzunluğu 8 cm ise tabi burada cm'dendi. Başkanlığı da 2 ise. Örnek. Eğer kesicinin uzunluğu 8 cm ise başkanlığı 2 cm ise mekanik avantajı kesicinin ne kadardı? Burada sırada oldu. Ben yukarıda siz için tamamlarım. Burada
Mekanik avantaj kesicinin, kesicinin uzunluğu başkanlığı üzerine. Uzunluğu ne kadardı? 8'dir. Burada 8'dir. 8 ne? Santimetre. Başkanlığı ne kadardı? 2 santimetre. 8 santimetre, santimetreden önce de ne kadar? 4 kalır. Burada 4, bu da birimsizdi. Mekanik avantajı burada 4 oldu. Tabii soruna göre de. Her sorunun puanı sorusu ne kadardı? O da olabilir. Başka bir alet. Vidalar. Vidalarsın. Vidalar olabilir. Siz diyorsunuz nedir? O da basit bir alette faydası çoktur. Vidalar da örnek. Çivi. Ya da başka örneklerimiz de var. Olabilir. Burgu. Ya da burada bu vidalar, bu acrı bücürlük, yani burada bu ya da burgu da burgunun sonrası bu şekilde ya da burada bunlar vardı. Bu burgudu ya da bu da bunu kutularına arasına kurduğumuz zaman ne der? Bu vidalar, bu acrı bücürlükler ciler arasına yardımcı olur. Yani cülük şeylerimizin oynan ötülü vidalar faydası çoktur. Dediğim gibi burgular da var. Edebilir bu biz söyleyerek diğer berine de yani bazı aletler vardı. Cülükte kullanılır. Edebilir biraz şeylerde yapıştırabilirlerine burgu hastasıydan tençadı bazı şeylerde içine girebilir. Bu da vidalar üzerinde. Tabii burada bura kadar aletler üzerindeydi. Baştan bir hızlıca size anlatacağım. Kaldıraçtı, eğik yüzeydi, vidalardı, kesiciydi, makaralarıydılar. Bunlar hepsi aletleriydi. Mekanik her içinde örnek verdi. Mekanik avantajını biraz kuraldı. Bazı da puanları sabit idi. Ama indi. Enerji nedir? Siz de benimle olun. Sayfa 180 üstadı. Enerji nedir? Enerji iş yapılan yeteneğidir. Yani bir işleri ettiğimiz ihtiyacımız enerjiye vardı. Enerji kullanıp iş yapılan. Enerjide iki çeşidi vardı. Kinetik enerji ve potansiyel enerji. Kinetik enerji için kısası için kinetik enerji KE yani İngilizce KA vermişim. Burada yani kinetik enerji. Potansiyel enerji PE kısacıdır. Yani potansiyel enerji. Kinetik enerji aynı enerjidir ama bir çeşitlerden biri de o da bir cismin hareketine ortaya çıkan enerjisidir. Bir cismin hareketinin ortaya çıkan enerjisidir. Kinetik enerji kuralı nedir? Birinci çeşitte. Kuralımız var. Kuralı siz için yazarım. Soru üzerine. Bir bölü içe M V üst içi. Burada siz için açıklarım ki M nedir, V nedir? M yani kütle. M kütle. V yani M dedim çimen kütle. V yani hız. Hız. O zaman yani kinetik enerji 1 bölü 2 M V üst içi.
Burada. Örnek bunun için nedir? Eğer bir arabanın hızlıca ne kadardı? 20 metre saniye üzerine ise kütlesi de 2000 kilogram ise siz de kitabı bakın. Ben burada bu sorunu kinetik enerjide sizin çözerim. Burada verip o soruda bakın. Yani kütlesi ne kadardı? Kütlesi 2000 kilogramdı. Tabii kütlenin birimi kilogramdı. Onu başkalarsa burada kilogramla ölçülü. Gram, kilogram. Hızı ne kadardı? 20 metre saniye üzerine. Burada kinetik enerjisi istiyor. Burada çok kolay. Kütlemiz vardı, hızımız var. Kinetik enerji istiyor. Kuralı kurup o zaman kinetik enerji 1 bölü 2 m hız üssü 2. Burada 1 bölü 2 sabitti her zaman. Yani burada kuralın sabitidir. Yoktu bu kuralın değişti. 2 değişti, 1 değişti olsa bu kuraldı. Sabitti. Kütlesi ne kadardı? Çarpı 2000 çarpı burada ya da unutmamın 20. Ama 20 ne? Bu üssü 2. Burada tabii kısaca sen bunu bir burada biri kalmadı eşitti bir çarpı her zaman içini kur eder 400 sonra eşitti ne kadar çıktı kinetik enerjinin 1 mi joule'du yani her zaman kinetik enerjinin birime joule'du. Bakın başka soru sizde açıklarım. Bakın soru vardı. Ne kadar çıksa orada bu da joule'du. Cela potansiyel enerji üzerine bunu sıra. Potansiyel enerji, bu enerjinin dedi, size açıklarım, anan kuralına başlarım. Potansiyel enerji nedir? Potansiyel enerji, bu enerjinin her cismin ki şekline ya da yerine göredir. Şekline ya da yerine göredir. Birimi de aynı joule'dur. Joule'du. Potansiyel enerjinin kuralı nedir? Dedim potansiyel enerjinin kısacası PE'di. PE eşittir ağırlık çarpı yükseklik. Burada bu soruda aynı kitapta da vardı. Bir küt psiç yan gari. Ağırlığı 40 newton ise. Ağırlığı ne kadardı? 40 newton. Yani newton. Yüksekliği 0.8 metre ise. Bunun potansiyel enerjisi ne kadardı? Yani bir psiköt, yani psiç masa üzerindeyse bu masanın yüksekliği 0.8 ise bu kıtında 40 newton ise.
Burada birime göre ağırlığım ne kadardı? 40 çarpı tamam Newton. Yüksekliği ne kadardı? 0.8 metre. Eşitti. Burada bu sıfır buradan gider. 4 kare 8 32 Newton metre. Newton metre dedik. Cidden deriz neydi? Newton metre. Her zaman joule'dur. Ya da 32 joule sadece kafana kurup siz. Bu da potansiyelden kinetik enerjiydi. Burada bir araştırma siz için yazarım. Olabilir bu araştırma. Sonra da gelsin. Bu araştırma aynı potansiyelden hangi iki enerji çeşidi cismin mekanik enerjisini meydana getirebilir. Cevap. Burada hangi iki enerjiyi çeşit cismine hareketini cisminin mekanik enerjisini meydana getirebilir. Çok asan. Okuduklarımızda potansiyel enerji ve kinetik enerji. Enerji. Ya da kinetik enerjiden potansiyel enerji. Tamam. Yani birinci bu. Bu içi. Tamam. Sağ olun. Hoşça kalın.